Osmanlı İmparatorluğu. 13. yüzyılda kuruldu, 16. yüzyılda gücünün doruğuna ulaştı fakat gerici ve yenilik düşmanı devlet yöneticileri yüzünden 19. yüzyılda hasta adama dönüşerek Avrupalıların kuklası durumuna düştü. Bir grup vatansever ve hayalperest subay monarşiden sıkıldı ve yönetimi eline alarak gaza gelip 1. Dünya Savaşı'na girdi. İtilaf devletleri zorlansa da Osmanlı'yı tokatlamayı başardı. Harika, şimdi Sevr Anlaşması'nı imzala dostum. Ah peki tamam. Ama dur, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde bağımsızlık uğruna savaşan grup Sittrin Ordan diyerek hem İstanbul hükümetine hem de İtilaf devletlerine karşı geldi. İstediğimiz harita bu değil. Bu. Hayır, sen bilirsin. Şimdi ne olacak? Tabii ki Kurtuluş Savaşı adı altında Türkler mücadele edip İtilaf devletlerinin kıçına tekmeyi basarak Misak-ı Milli haritasını kabul ettirecekler. Ya da kısmen kabul ettirecekler. Sınırlar 3 aşağı 5 yukarı tamam. Hadi bakalım Mustafa Kemal Paşa, devlet senin ellerinde. Hangi yönetim biçimini benimseyeceksin? Paşa önce saltanatı kaldırdı, başkenti Ankara'ya taşıdı ve cumhuriyeti ilan ederek yeni devleti cümle aleme duyurdu. Bütün bunları yaparken ilk cumhurbaşkanı seçilmeyi de ihmal etmedi. Şimdi bilgisayardaki gereksiz uygulamaları silelim. İşte böyle. Şimdi daha iyi. Hilafeti kaldırmak yüzyıllardır gelenek ve töre adı altında halifelik makamına kul olan bir toplum için oldukça kötü bir hamleydi. Fakat o bu konuda hiçbir şekilde taviz vermedi ve eğitim programına da el atarak medreseleri kapattı. Hızını alamadı ve 1924 yılında yeni anayasayı kabule sundu. Daha sonra Padişah 2. Mahmut'un sarığı yasaklayıp getirdiği fesi yasaklayarak şapkayı getirdi ve o da padişah gibi gavur ilan edildi. Tuhaf. Ne? Çakma din adamlarının din adı altında milleti sömürmesini engellemen mi lazım? O zaman tekke ve zaviyeleri kapat. Lakin birkaç şeriat yanlısı grup devletin dinden arınmasından memnun olmadı ve bulundukları yere ateşe verdi. Kötü haber, maddi zararlarınız var. Güzel haber, isyanlar bastırıldı. Ne? Türk milletinin yüzyıllardır makamlara ve güce tapmasından mı sıkıldın? O zaman kadınlar dair onlara seçme ve seçilme hakkı ver ve millet mekteplerini kurarak okur yazar oranını yükselt. Harika ve çok hızlısın. Ama bence bir işe yaramayacak. Tamam, toplum hazır olduğuna göre çok partili sisteme geçelim. Ama dur, muhalefet partisi bir grup muhafazakar ve şeriatçı grubun eline geçti. O zaman çok partili sistemi rafa kaldıralım. Peki yarın öbür gün öldüğünüzde ne olacak? Ya din adamları devleti ele geçirirse? Çözümü basit mi? O zaman laikliği anayasaya sokun. Harikasınız paşam. Bir dakika. Paşa gibi İmanlar yasaklandı ve soyadı kanunu çıktı. Size Atatürk demek istiyorum. Tamam, önümüzde hala uzun. Hayır, 10 Kasım 1938 yılında hayatını kaybetti. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Olağanüstü toplantıyla TBMM yeni cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü'yü seçecek. Umarım güç onu zehirlemez. Ama hayır, İsmet İnönü hırsına yenik düştü ve kendisini partinin değişmez genel başkanı seçti. Üstüne sos olarak da zat-ı şahanesine milli şef unvanını verdi. Görüşe göre İnönü kendini 2. Atatürk statüsüne getirdi. İşte bunlar en iyi örneği. Her şey onun için mükemmel gidecekken dünya Hitler'in gazabı şahanesiyle yüzleşti ve Büyük Burhan dünyada ekonomik ve siyasi krizlere sebep oldu ve bundan Türkiye'de nasibini aldı. İnönü fiilen savaşa girmedi ve ülkeyi krizden kurtardı. Fakat savaşın galiplerinden Stalin, "Hey İsmet, doğudan birkaç toprak mı vermek istersin, işgal mi edilmek istersin? Amerika'dan yana olmak isterim." Böylece ilk ciddi Türk-Amerikan ilişkilerinin temeli atılmış oldu. İsmet mecburen Batı'nın şefkatli kollarına sığınmıştı. Batı'da olası bir Sovyet işgaline karşı askeri ve ekonomik destekte bulunacağını söyleyerek Türklerin derin bir nefes almasını sağladı. Ama velakin ABD bu yardım karşılığında Türkiye'den ufak, çok ufak bir şey istedi. O da serbest seçimlere dayanan demokratik bir düzen. CHP ve İnönü buna mütemadiyen karşıydı. İsmet'in bu tutumundan bazı CHP'liler rahatsız oldu ve partiden ayrılarak Demokrat Parti'yi kurdu. Harika, 1946 yılı serbest bir seçim yılı olacak. Seçimlere müdahale etmeyeceksin değil mi İsmet İnönü? Tabii ki hayır, sadece açık oy gizli sayım metodu uygulayarak seçimleri ile karıştıracak. O zaman göreve devam. İnönü otokrat bir kafaya sahip olmasına rağmen birçok fabrika kurdu. Büyük şirketler ve topraklar devletleştirildi, binlerce köylüye toprak dağıttı. Köy enstitülerini açtı, İETT'yi kurdu, şarap fabrikaları açarak çilekeşlere derman oldu. Bir uçak fabrikasını kapatıp ötekini açtı. İş kuru kurdu, birkaç havaalanı inşa etti ve sonra bütün harika icraatlerini duyurmak için İstanbul Radyosu'nu kurdu. Fakat insanlar icraat değil demokrasi istedi. Halkın isteğini görüp sert bir muhalefet yürüten DP baskı yaparak İnönü'yü tarafsız bir seçim için gaza tuttu. Tarafsız seçimler yap. Hayır. Yap. Hayır. Yap. Hayır. Yap. Hayır. Geçmişte yapılan yolsuzlukların hesabını sormayacağız. Tamam dedi ve 1950 yılında gerçekleşen tarafsız seçimlerde iktidarı DP'ye kaptırdı. Şimdi Celal Bayar ve Adnan Menderes. İktidar sizin ellerinizde. Hey Menderes, sen çok önemlisin. Şimdi yeni kurulan bir cumhuriyet ülkesinde ilk kez farklı bir parti yönetimde. Bu yüzden askerle başını belaya sokmamak için uyman gereken iki altın kural var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, hiçbir şekilde Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına aykırı hareket etme. İkincisi, birinci kuralın tam tersini uygula. Menderes, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen harika yardımlarla ülkeyi ekonomik olarak zirveye çıkardı. Ezanı Türkçeden Arapçaya çevirip imam hatip liseleri kurup zorunlu din dersleriyle sağcıların büyük bölümünün desteğini aldı. Ama dur, insanlar irticanın geldiğini mi düşünüyorlar? O zaman Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Atatürkçü kimliğini kullan. Askerden mi korkuyorsun? O zaman onları emekliye ayır. NATO'ya mı girmek istiyorsun? O zaman Kore'ye asker yolla. Türkiye'yi Amerika'nın en büyük hizmetkarı mı yapmak istiyorsun? O zaman Amerika'nın üsler açmasına izin ver. CHP'den geçmişin intikamını mı almak istiyorsun? O zaman mallarını haciz et. Bütün bunlardan sonra ekonomi yıllık %9 büyüdü. Yıllık büyümeyle büyülenen Türk halkı bir sonraki seçimlerde Menderes'e Türk tarihinin en yüksek oy oranını verdi. Fakat dur, seçimden sonra Amerikan yardımları bir anda kesildi. Dış borçlar arttı, ödeme dengesi bozuldu. Alım gücü düştü, insanlar yavaş yavaş fakirleşmeye başladı. Öyle ki bir sonraki seçimde yaklaşık %10 oy kaybettin. Hala para yok mu? Bu durum 1958 yılında ekonomik bir krize sebep oldu. Menderes kabul etmek erdemliktir dedi ve borçları ödeyemeyeceğini açıkladı. Neyse, dostumuz Amerika var hala. Amerika'ya son kez yalakalık mı yapmak istiyorsun? O zaman silah ve tank fabrikalarını kapat.
Haberler kötü. ABD artık para koklatmıyor mu Sayın Menderes? Ne yapacaksın? Sovyetlere göz kırpmaya ne dersin? Göz kırpmadan şunu söyleyeyim. Halkın büyük bölümü sizden sıkıldı. Özellikle öğrenciler ve askerler. Bana kalırsa ılıman hareket etmeniz gerekiyor. Sakın polise ateş emri vermeyin. Yoksa büyük sıkıntılara dinlemedin beni değil mi? Sakın mecliste hilafeti geri getiririz gibi bir cümle kullanmayın dinlemedin beni değil mi? Orduyla başın dertte sakın onlara sert söylemlerde dinlemedin beni değil mi? Durumları kurtarmak için bir komisyon kurup kendi adamlarınızı yerleştirip komisyona kanuna aykırı ayrıcalıklar mı vermek istersin? Sakın yapma. Her neyse keyfine göre takılabilirsin. Hey Sayın Menderes ne yapıyorsun? CHP'ye karşı sert politikaları uygulamayın yoksa bam! 1960 darbesi. Ne yazık ki Menderes asıldı. Kahraman ilan edildi ve iktidar askeri vesayetin eline geçti. Darbeci Cemal Gürsel, sıradaki adam sensin. Devlet yapısını düzenledin tamam. Sıradaki önemli görevin ne? Amerikan füzelerini Sovyetlere karşı kullanması için Türkiye'yi kuklaya mı dönüştürmek istiyorsun? Yap o zaman. Kıbrıs'ta sorunlar çıkmaya başladı. Derhal müdahale et. Ne? Hala çok mu erken? Tamam. İnsanlar ölmeye başladı. Derhal müdahale et. Ne? Hala çok mu erken? Tamam. Ekonomik ve siyasal istilatların sonucunda hastalandın ve görevi bırakmak mı istiyorsun? Hay hay. Yerine Cevdet Sunay gelsin. Müthiş. Süleyman Demirel hükümetiyle uyum içerisinde anlaşarak çalışmalarınızı sürdürün. Ama Türkiye'de meydana gelen sağ sol ayrımlarına dikkat edin. Ne? Daha önemli işleriniz mi var? Hay hay, beni örgülemez. Ama 1971 yılında asker tarafından muhtıra yiyebilirsiniz. Daha sonra meclistekiler askerlere gösterilen ayrıcalıktan bıktı ve Cevdet Sunay'dan kurtulmak istedi. Sunay yerini Fahri Korutürk'e emanet etti ve birkaç hükümetten sonra bam! Ecevit hükümetine merhaba deyin dostlar. Daha doğrusu Laik Dinler Koalisyonu'na merhaba deyin dostlar. Kahraman mı olmak istiyorsunuz? O zaman Kıbrıs Fatih olun. Ama kendi aranızda kavga etmeyin be kardeşim. Ne olursa olsun halk seni çok sevdi Ecevit. Öyle ki Türk tarihinin en çok oy alan solcusu oldun. Solcu biri ve Türkiye. İlginç. Ama senin yükselmenden rahatsız olanlar sana karşı bir suikast girişiminde bulunacak. Onlardan kurtulmayı da ihmal etme. Sizlere kötü bir haberim daha var. Türkiye sağcılık ve solculuk adı altında ikiye bölünmüş. Bu çok büyük bir tehlike. Sakın farklı fikirler zenginliktir demeyin çünkü insanlar birbirlerini katlediyor. Demirel ve Erbakan'la bir olup bu olayı kökünden çözmek mi istersin? Yoksa birbirinizi yiyip zaten zemine hazır olan darbeye desteklerken 1980 darbesi patladı. Kenan Evren yaralı demokrasiyi geçici bir süreliğine rafa kaldırdı ve askerler sokağa döküldü. Halka güven mi vermek istiyorsun? O zaman onları birer birer tutukla. Darbeyi eleştiriyor musun? Tutuklandın. Kitap mı okuyorsun? Tutuklandın. İsyankar bir şarkı mı dinliyorsun? Tutuklandın. Hiçbir şey yapmıyor musun? Evet dostum tutuklandın. Hey Kenan Evren, anarşiyi kökünden mi yok etmek istiyorsun adamım? O zaman bir sağa bir sola darbe vur. Çivi çakmak için çekiç mi kullandın? Komünistsin. Bayrak mı taşıyorsun? Faşistsin. Görünüşe göre Kenan Evren bir güç zehirlenmesi yaşadı. Bir anda askeri yönetim yerini korku yönetimine bıraktı. Evren buna demokrasiye geçiş diyordu. Fakat insanlar onunla aynı fikirde değildi ve bunu da belirtmekten tırsıyordu. Peki Evren için demokrasiye geçiş nasıl oldu? Filmlere ve müziklere yasak, basına sansür, sürgünler, işkenceler, baskılar ve absürt yasaklar. Yüzlerce tutuklu, onlarca idam, nizami bir toplum. Kamu ve hizmet binaları dahil pek çok makama asker kökenli insanlar yerleşti. Onlar da vatandaşa emirelleri sandı ve hepsini hizaya soktu. Tek tip esnaf elbisesi, tek tip çöp kovası gibi askeri nizami bir düzen kurmaya çalıştılar. İnsanlar askerden zarar görmemek için en büyük Kenan Evren hayranı olma yoluna gittiler. Ve hepsi birer birer totaliter askeri rejimin altında ezildi. Daha sonra Evren anayasayı değiştirmek için halkı referanduma çağırdı ve hepsinin evete basmasını istedi. Bırakın hayıra basmayı, onu düşünmek bile tehlikeliydi ve bam! Anayasayı değiştirecek evet oyu fazlasıyla sağlanmıştı. Ülke artık 5 generalin ellerindeydi. 1983 yılında Evren devrelerinin aksine Türkiye'nin sivil hükümete hazır olduğunu düşündü ve askerle iyi anlaşan Turgut Özal ve onun 4 eylemi bir araya getiren partisi ANAP'ın seçimleri kazanıp iktidara gelmesine izin verdi. Peki Amerikan tarzı siyaset uygulayan Turgut Özal, daha yeni kısmen askeri yönetimden çıkan halkı refaha kavuşturmak için ne yapacaksın? Serbest piyasa. Harika. Peki uygulamanız gereken programlar için gerekli bütçeyi nasıl sağlayacaksınız? Planlı ve dengeli bir bütçe dalgasıyla mı? Vatandaşın cebinden mi? İkinci seçeneği seçti ve KDV'yi Türkiye ile tanıştırdı. Bu orta direk ve fakir halk için kötü bir hamleydi. Fakat aklını kullanan insanlar serbest piyasaya geçen Türkiye'de köşeyi dönüyordu. Onun döneminde kişi başına düşen gelir arttı, telekom temelleri atıldı, ithalat serbestliğe kavuştu, ihracat büyüdü, Türk ekonomisi rekabete açıldı, Anadolu'da sanayi bölgeleri kuruldu ve hepsi ihracata yöneldi. Böylelikle ihracat yaklaşık 5 kat artmış oldu. Bitti mi? Bitmedi. Birçok köye elektrik götürdü, karayolları kurdu, döviz yasağını kaldırdı, turizm gelirini 300 milyondan 3,5 milyar dolara çıkarttı. Borsa İstanbul'u kurdu ve Yusuf Kayalp'in moralini bozacak vergi reformları yaparak birçok kişinin içinden geçti. Harikasın Özal. Görünüşe göre 70'lerin ve darbenin getirmiş olduğu içine kapanık Türkiye'yi tamamen değiştirdin. Genel anlamıyla çok başarılısın. Ama memurlar öyle düşünmedi ve diplomalarını eve bırakarak el arabasıyla hıyar satmaya çıktılar. İşini bırakmayıp kaderine mahkum gelerek yarım yamalak maaş alan diğer memurlar ne mi yaptı? Turgut Özal'dan yardım istediler ve o da benim memurum işini bilir diyerekten rüşveti yaygınlaştırdı. Böylece memur eşittir rüşvet kavramı ortaya çıkmış oldu. Evini 3 kuruş parayla geçindirmeye çalışan ve yetmiyor diye bağıran halkın bütçesi için söyleyecek bir şeyin var mı Özal? Yeter. Ama yetmiyor. Yeter efendim, yeter. Ama gerçek yeter.
Bütün bunlara rağmen 1989 yılında Cumhurbaşkanı oldu. Askeri ve siyasi törenlere şortla giderek sivil Cumhurbaşkanı imajını cümle aleme duyurdu. Daha görevi bitmeden 1993 yılında şüpheli bir şekilde hakkın rahmetine kavuştu. Şimdi ne yapalım? Ne yapacaklar? TBMM hızla bir seçim yapacak ve başa Süleyman Demirel'i getirecek. Süleyman Demirel dönemi. Hadi bakalım kalın enseli adam Süleyman Demirel. Tek tek döneminde gerçekleşen hükümetleri tanıyalım. Tansu Çiller hükümeti. Terörle mücadele et ama ekonomiyi de kafana göre yöneterek büyük bir krize sebep ol. Her ekonomiyi düzelteceğiz vaadinizden sonra ekonomi daha da kötü bir yola girsin. Sıradaki Mesut Yılmaz hükümeti. Çok zeki bir adamsın ama kişisel çıkarların için. Siyasette başta başına fiyasko. Sıradaki Recep Erbakan hükümeti. Ekonomik olarak değerlendirirsek diğerlerinden nispeten daha iyi. Genç belediye başkanlarınız da süreci iyi yönetti. Ama dur, orada Atatürkçülüğe ve laikliğe karşı olduğunuzu düşünüyor. Aman tanrım sakın darbe yapmasınlar. Süleyman Demirel rahat olun bir toplantıyla işi çözeceğim dedi ve bam. 28 Şubat süreci. Erbakan istifa etti. Sıradaki yine mi Mesut Yılmaz? İyi bir şans daha verelim. Ama dikkatli ol, Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olma sakın. Dinlemedin beni değil mi? Sıradaki vay kara olan Bülent Ecevit hükümeti. Tarıma gerekli önemi veriyorsun, harika. Peki bir dakika. Süleyman Demirel'in görev süresi doldu ve yeni Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. Umarım yeni Cumhurbaşkanı ile oldukça iyi anlaşırsın. Karaoğlan ne? Anayasa kitapçığını yüzüne mi attı? Lanet olsun 2001 Türkiye ekonomik krizi. İnsanlar sefil olmaya başladılar ve başbakanın önüne yazar kasa attılar. Bu kaosu düzeltecek bir baba yiğit yok mu? AKP ben varım dedi ve iktidarı eline aldı. 2009'a kadar Kemal Derviş reformlarının zeminiyle harika bir büyüme oranı, kısmen uzlaşımcı ve ılıman bir hükümet anlayışı, bunun yanında bal tutan parmağını da yalar anlayışı. Avrupa ile sıcak ilişkiler kuruldu. Görüşe göre Avrupa Birliği ile dost olacaksınız ha? Belki de Avrupa Birliği'ne girerek Türkiye için büyük... Ama hayır! Emperyalist Amerika, Siyonist İsrail, kafir Avrupa. En büyük ümmeti Muhammed diyerek Batı'ya karşı düşman olarak dış politikada yalnız bir duruma düşün. Liyakatın ortadan yok olması, torpilli adam kayırmalar, hesabı belli olmayan yolsuzluklar. Eleştiriye bile tahammül edemeyen devlet adamları. Görüşe göre popülerliğiniz yavaş yavaş şok oluyor ha? O zaman sıradaki hükümeti sahneye alalım desem de tarih sayfaları hala bu konuda bomboş. Peki, genel olarak Cumhuriyet döneminden ne anladınız? Ben söyleyeyim. Başarıya aç ve güce tapan bir millet, fiyasko yöneticiler, demokrasiye darbeler, hükümet bile kurmaktan aciz bir ülke.